Ama sessiz. Şşş. Bakın sessiz olun. Mesela tırman talimatı verdiğimizde aynı uçak hani sağa sola nasıl dönüyorsa tırmana da biliyor, alçala da biliyor. İngilizce konuşmamızın sebebi havacılığın ortak dili İngilizcedir. Dünyada bütün şimdi mesela buradan bir uçak kalkıp Arabistan'a da gidebilir, Rusya'ya da gidebilir, İngiltere'ye de gidebilir. Havacılıkta ortak bir dil olması açısından anlaşabilmek önemli. Mesela şimdi biz sizden nasıl anlaşıyoruz? Türkçe diliyle. Ama mesela pilotlar çok farklı ülkelerden pilotlar olabiliyor. Hani dediğim gibi Arap olabilir, Rus olabilir, Fransız olabilir. Bunları ortak bir paydada buluşturabilmek için de İngilizce kullanılıyor. Herkes İngilizce konuşsun ki birbirine anlaşabilsin diye. Anlaşılır mı İngilizce'nin önemi? Evet. Uçaklar koordinat sistemine göre mi yok? O işte koordinat sistemi dediğimiz mesela bizim board cihazımız var ya. Bunun yeri bellidir. Koordinatı da bellidir. Bundan sinyal alıyor. Havalimanını tanıtmak, bu amaçla böyle bir organizasyon düzenledik. Genel müdürlüğümüzden elektrik izinleri aldık. Büyük İdare Müdürümüzün iznini aldık. Ayrıca havayolu şirketiyle, Türkiye Hava Yolları ile görüştük. Bunun neticesinde böyle bir organizasyon düzenledik. Çocuklarımız için iyi oldu. Hepsi havacılık. Kaçıncı sınıf bunlar? Bunlar orta bir. Yani 5. sınıf olarak. 5. öğrencileri. Biz daha ilkokul 1, 2, 3. sınıflardan tercih etmiştik. Fakat aileleri biraz yumuşak kalmamış. Onun için orta bir sınıfları getirdiler. Öğretmenlerimize yardım etmişler. Havaalanında nereleri gezdirdiniz müdürüm? Havaalanında bütün terminal binasını gezdik. İç hatlar, dış hatlar, yolcu salonlarını gezdik. İtfaiye garajını. Ayrıca kuleye çıkardık, kuleden bazı bilgiler aldı çocuklar. İtfaiye iş makineleri garajını gezdik. Ve son olarak... Arkadan temizliği alalım. Son olarak uçakla gezdik. Şimdi çocuklara bir de yemek vereceğiz. Ondan sonra... Köylerine. Bu organizasyon yine devam edecek değil mi müdürüm? Bundan sonra devamını yapacağız bunu. Her sene? Her sene yapacağız. Öyle planlıyoruz. İnşallah bundan sonra da devamını yapacağız.